Herkese merhaba, ben Onur Güler. Yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Umarım çok iyisinizdir. Çünkü ben hiç iyi değilim. Yaklaşık 3-4 gündür hastalıkla boğuşuyorum. Sesimden de anlayacağınız gibi çok fena üşüttüm. Geçen hafta bir delilik yapıp kaymaya gittim Kartalkaya'ya. Beni Instagram'dan takip eden arkadaşlar görmüşlerdir zaten. Sonra tahmin edeceğiniz üzere orada çok fena üşütmüşüm. Yani daha da işin açığı götü başı dağıtmışım diyebiliriz. 3-4 gündür kendime gelmeyi beklerken daha da kötü oldum. Şu anda başım zong zong zongluyor, bademciklerim şiş ama ona rağmen bu videoyu çekmem lazımdı. Geldim buraya çünkü, hatta şunu da söyleyeyim, değerimi bilin. Bir tane elimde stok videom var ama cover videoydu o. En son cover videosu yayınlayınca, şimdi de üst üste cover olmasın dedim. Takipçilerim gitar çalışmak ister dedim. Biraz kendimi öveyim. Sonra işte bir gerçekten işin şakası ama bir tane ders videosu çekmek istedim. O yüzden şimdi şu Fırat Tanış'ın harika şarkısı Yani'ye ders videosu çekeceğiz. Geçen biliyorsunuz geçen hafta bir cover videosu yayınlamıştım. Şimdi nasıl çalınır birlikte onu öğreneceğiz. Elimde gördüğünüz gibi bir klasik gitar var. Cover videosunda akustik gitar kullanmıştım. Şimdi bilerek klasik kullanıyorum. Her ikisini de görmüş oldum diye biliyorsunuz. Her şarkı her şeyle çalınabilir zaten. Of, başım çok fena. Söylemeyi biraz kötü yapabilirim. Kusura bakmayın. Gerçekten sesim çünkü çok berbat. Arkadaşlar şöyle çok güzel akorlar var. Yedili akorlar var. Belki birçoğumuzun bilmediği şarkıda. Hem onları öğreneceğiz hem de şu güzel çarpmalı ritmi öğreneceğiz sahilde. Şimdi ama dediğim gibi yeni akorlarımız da var. Şimdi şarkının başında hani daram daradarada falan filan yapıyor ya. O kısmı hemencik göz atalım. Zaten şarkının tamamı hep aynı akor yürüyüşüyle gidiyor. Yani başını yaparsanız devamını da yaparsınız. Şöyle bir şey yapmış. Mi minor akoruyla yani EM akoruyla şöyle bir tuşla başlıyor ve daram dedikten sonra daram 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 tekrar daram 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 daram. Şimdi sonra sözler de aynı gidecek dedim ya. Hani oraya da hadi kısacık göstereyim. Geçtiğimiz yolları arıyor gözüm yine. Sanırım şehir uzakta kalıyor. Sanırım şehir uzakta kalıyor. Ellerimi uzatsam tutmak istediğim günü. Ama güneş her gece tepemde doğuyor. Ama güneş her gece tepemde doğuyor. Yani olmuyor, olmuyor istesem de. Kimse gelmiyor, beklesem de. Yani olmuyor, olmuyor istesem de. Kimse gelmiyor. Deyip tekrar daram, darararara. Sonra diğer sözler. Kısacık göstereyim dedim ama şarkının yarısını çaldım. Çünkü insan bir başlarına çalası geliyor. Şimdi arkadaşlar akorlardan başlayalım sonra sağ ile dönelim olur mu? La minör 7 ve si minör 7 diye iki tane akorla başlıyor şarkı. Pardon ne demiştik? Önce mi minör tuşla başlıyor demiştik. Yani şöyle yani. EM bildiğimiz dümdüz EM. Daram yaptıktan sonra la minör 7 ve si minör 7 diye bir akor. La minör 7 neymiş arkadaşlar? Bildiğimiz AM akoru var ya hep bastığımız. Şu yüzük parmağını kaldırmayla ortaya çıkıyor. Şu. Bu la minördü. Bu da la minör 7. Ufak bir kırıklık var. La minör akoruna sol notasını eklemekle ortaya çıkartıyoruz. Dediğim gibi AM'den sadece yüzük parmağımı kaldırıyorum.
Şunu çaldıktan sonra bu sefer si minör yani BM 7 akoruna gidiyorum. Si minör 7'ye. Bu sefer de BM akorunu biliyoruz ya. Bu sefer de serçe parmağımızı kaldırıyormuşuz. Kolay bir akor. Zor gibi gözüküyor ama değil. Bakın. La minör 7, si minör 7. Gördünüz mü? Bakın. Sonra yani benim size tavsiyem bu iki akoru sürekli şu şekilde basın. Eğer yapamıyorsanız üstüne gidin. Sadece bu iki akora. Şöyle tuş şeklinde çalışabilirsiniz sağ elinize. Sonra tekrar mi minöre gidiyor. E-M akoruna. Ve şurada ilginç bir akora gidiyor. Birçoğunuzun daha önce görmemiş olabileceği bir akor. Do diyez minör 7 bemol 5 diye bir akor. Do diyez minör 7 bemol 5. Nasıl bir şey? Göstereceğim. Akor yürüyüşünü önce bir çalalım. Bakın. Ondan sonra bitirecek. Şimdi nedir? Arkadaşlar Do, Diyez, Minör 7, Bemol 5. Çok uzun ve garip bir isim var değil mi? Böyle isimler genelde yeni gitarcıları biraz korkutuyor. İsim çok zor olunca eyvah kesin akor da çok zor olacak gibi. Değil aslında, o kadar da zor değil. Alışık olmadığınız için belki zor gelebilir ilk başta. Şöyle bir şeymiş. En üst telde bir şey çalmıyorum. Bir alt telde dördüncü perde. Bir alt telde beşinci perde. Bir alt telde dördüncü perde. Bir alt telde 5. perde. Yani şöyle gidiyor arkadaşlar. 4, 5, 4, 5. En alt tel ve en üst tel yok. Zaten çalarken de bu tam ortadaki 4 teli çalıyorum sağ elimle. Şöyle ki. En alt tel ve en üst teli çalmıyorum. Tekrar gösteriyorum. En üst tel yok. 4, 5, 4, 5. Zaten siz yakın çekim görüyorsunuz. Ama birden geçmek zor olacak. Yani şöyle ki. E'den sürekli yine tuş şeklinde çalışabilirsiniz. E'm yapıp pardon, en alt teli bakın tınlatınca bozdu. E'm ve Do diyez minör 7 bemol 5. Evet, en üst teli tınlatmıyorsunuz. Sadece bu dört tel. Dediğim gibi şu şekilde çalışabilirsiniz. Sonra hepsini birleştirebilirsiniz. Mesela tuş şekilde çalabilirsiniz. Şimdi ne yaptı biliyor musunuz? Bu Do diyez minörden sonra başa dönüyor gibi oluyor. Ya çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. Yavaşça çalayım görün. Adlandırıyorum. La minör 7. Si minör 7. Sonra mi minör. Hop do diyez. Minör 7 bemol 5. Şimdi başa döndük. Tekrar la minör 7. Si minör 7 ve bu sefer mi minör. Ve şuradan serçe parmağımla ikinci tel üçüncü perdeden re vererek mi minör 7 ile melodiyi bitiriyorum. Konuşmadan çalayım mı? Şeklinde. Pardon, hapşuracağım zannettim. Çalıyormuşuz arkadaşlar. Fakat dediğim gibi bunu bu şekilde çalıp söylemek sizi birazcık kasacak. Şimdiden söylüyorum. Önce bence o yüzden sadece akorları çalışın. Sürekli dönün akorları. Hatta sağ elinizde dediğim gibi sadece tuş yaparak dönebilirsiniz. Sonra işte işin içine söylemeyi katarsınız. Hadi şimdi gelin şu sağ elden bahsedelim. Ne yapıyor bu el? Şimdi arkadaşlar bu çok kullanılan bir hareket. Çok görürsünüz şöyle telleri hepsini birden böyle çekmeyi, ya yani hepsini derken ne kadar parmağımız varsa. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Hem çekiyoruz hem çarpıyoruz, kapatma da yapıyoruz. Biraz karışık gibi gelebilir. La minör 7.
ilk akorumuz bastık ya, la minör adı üstünde la, la kök notalı bir akor olduğu için la telinden başlıyorum. Yani baş parmağım 5. teli çalıyor. Şu 3 parmağım da en alt teli çalıyor. Ve 4'ünü birden çekiyorum. Şu şekilde bakın. 4'ünü çektim. Sonra bakın. Si minör 7'ye geçtim. Yine aynı 5. telden başlayarak en alt 3 teli çektim. Peki arada bir çarptım. Neler oldu? Bakın. Çek. Çek. Bir dakika. Böyle olmuyor. Evet, çarp ama yavaş olunca konuşunca yapamıyorum. Heh, ne yapmışım? Şöyle telleri çektikten sonra baş parmağımla aşağıdan hızlıca bir daha çekip çarpıyorum. Yani bakın. Ve tak diye o sırada si minör 7'yi koyup çekiyorum. Yavaşça. Ve si minör 7'nin arkasına tekrar baş parmağı çekip kapattım. Bakın. Bu iki akoru sürekli çalışacaksınız. İkisi arasında gidip gelin. Mesela ben şimdi size bir egzersiz gibi yapayım. Yavaş. Tekrar. Çek, çek, çarp. Çek, çek, çarp. Çek, çek, çek. Konuşunca olmuyor dedim ya. Eğer bunu yaparsanız bu iki akorda şu sağ elinizi çözerseniz gerisinde hepsini yaparsınız arkadaşlar. Çünkü ne yapıyor? Aynı bu gidişatı sağ elin la minör 7, si minör 7 yaptıktan sonra mi minör ve do diyez minör 7 bemol 5. Tekrar la minör 7, si minör 7 ve mi minör, mi minör 7 şeklini bitiriyor. Çok güzel. Çok güzel bir akor yürüyüşü. Yani Fırat Tanış o kadar güzel bir beste yapmış ki mis gibi olmuş, ya fıstık gibi olmuş yani. Sonra da dediğim gibi önce bunları tek başına çalışıyorsunuz. Sonradan söyleme işin içine katmaya çalışıyorsunuz. Bu sizi birazcık zorlayacak. O başındaki baram barararam kısmını yaparsanız belki daha kolay olur. Hani sözlere bakmadan sadece lay lay şeklinde melodi çalmış olursunuz. Söylemiş olursunuz. Laram, laram değil nedir? Daram. Daram, darararam, daram, darararam, daram, darararam, darararam, daram, darararam, daram, darararam, daram, darararam, darararam. Sonra zaten sözler. Yani ayrıntılı anlatmaya çalıştım ama yine birazcık zor. Baştan söylüyorum, hemen gıcık olmayın, tamam mı? Çalarken kendi kendinize yapamıyorum diye isyan etmeyin. Çok yavaş çalışın. Şeklinde çalıyormuşuz bu şarkıyı. Yani dediğim gibi umarım şöyle bir gün kafayı kırıp bu şarkıyı halledersiniz. Böylece hem yeni akorlar öğrenmiş olursunuz hem de sağ elinizde yeni bir ritim yetisi öğrenmiş olur sizin için. Çünkü bu ritmi daha sonraki şarkılarda da kullanacağız. Şimdiden söyleyeyim, özellikle sağ elinizi iyi geliştirin. Bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve beğen tuşuna da basmayı unutmazsınız. Beni ilk defa izleyen arkadaşlar da kanalıma abone olurlarsa çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.